gerçek adıyla Rafet Yaştut, 25 Ağustos 1968 yılında Edirne'nin Havsa ilçesinde doğmuştur. 1970 yılında ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde 7 yaşına kadar Uzun Köprü Ömer Bey köyünde anneannesi ile birlikte yaşadı. Birinci sınıfı köyde okuduktan sonra Almanya'ya ailesinin yanına gitti. Öğrenimini Almanya'da tamamlayan Rafet El Roman, 16 yaşında şarkı sözleri yazıp beste yapmaya başladı. Bu kadar ünlü olmadan önce bir süre İslam Kültür Merkezi'nde Kur'an derslerine gitti. Burada sesi güzel diye kendisine ilahi ve ezan okutulurdu. Bu sebeple yakın çevresinde kendisine müezzin Rafet hitap edilirdi. 1988'de ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlandischer Rundfunk Kurumu tarafından Almanya'da yılın en iyi yeteneği seçildi. 1994 yılında Kültür Festivali'nde Artist Medya Sanat Ödülü aldı. 1995'te Türkiye'ye gelerek ilk solo albümünü çıkardı. Gençliğin Gözyaşları adlı albüm 1 milyonu aşan satış rakamlarına ulaştı. 1997 yılında En Güzel Günler Senin Olsun adıyla ikinci albümünü çıkardı. 1998'de Avrupa'da ilk solo albümü piyasaya çıktı. 1998 yılında propaganda filmiyle Kemal Sunal, Metin Akpınar gibi oyuncularla birlikte başrolde oynadı. 1999'da Hayat Hüzünlü adlı üçüncü albümüyle yine büyük bir başarı yakaladı. 2000 yılında Rafet El Roman, Ali Erbil ile 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonası için Türkiye Milli Futbol Takımına yazdığı bir gol daha şarkısını seslendirdi. 2000 yılında Dar Alanda Kısa Paslaşmalar adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte başrolde oynadı. Hayatı, sinema ve müzik üzerine kurulan Rafet El Roman'ın en büyük hedefi senaristliğini ve yönetmenliğini yapacağı bir film projesini hayata geçirmektir. 2000 yılında aşkın nur yengi ile söz ve müziği kendisine ait olan Heşindeyim adlı şarkıda düet yaptı. 2000 yılında Hanımeli Ablı 4. albümünü çıkardı. 2002 yılında 5. albümü Beşneri Aşk adlı albümünü hayranlarının beğenisine sundu. 2004 yılının yaz aylarında, Sürgün adlı 6. albümünü yaptı ve bu albümle çok büyük bir satış grafiği yakaladı. Albüm içinde bulundurduğu birçok hit şarkıyla 2004 yılının en beğenilen albümlerinden biri oldu. 2005 yılında, Kalbimin Sultanı adlı 7. albümünü 10. sanat yılı şerefine müzikseverlerin beğenisine sundu. Albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak listelerin bir numarası oldu. Müyap tarafından yılın en çok albüm ödülünü... Altın Kelebek ve Popsal tarafından da yılın en başarılı pop sanatçısı ödülünü aldı. 2006 yılında Gönül Yarası albümü çıktı. Bu albümü ile de başarısını devam ettiren Rafet El Roman, Miap tarafından altın ödülü layık görüldü. 2008 yılında bir roman gibi adlı albümünü piyasaya süren Rafet El Roman büyük başarı topladı. Aynı albümde Yusuf Güley ile seslendirdiği Aşkı Virane adlı parçasıyla listeleri alt üst Rafet El Roman, aynı parçayla Kral Müzik Ödülleri'nde yılın en iyi şarkıcısı ödülünü de kazandı. 2011 yılında ise Rafet El Roman, Sevgiye Zaman Ver adlı albümünü piyasaya çıkarmıştır. Kimliğinde yaş tut olarak yer alan soyadını, Almanya'da verdiği 4 yıllık hukuk mücadelesi sonucunda El Roman olarak değiştirdi. 1996 yılında evlendiği manken Tuğba Altıntop'tan 2003'te boşandı. Bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kızı olmuştur. Sevgilisi Yeşimer Yıldırım'dan Edvan adında bir oğlu vardır. 2014 yılında Ceren Kaplakarslan ile Almanya'da evlenmiştir. 2017 yılında boşanmışlardır.